Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Betanet VPN'in kurulumundan anlatacağım. Yani kurulumunda aman aman bir şey yok ama yine de göstereyim size. Çalıştığından emin olun. Çünkü yorumlarda sürekli geliyor. Yani ben yapamadım, bende açılmadı. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer bende açılıyorsa sizde de açılması lazım. Benim bilgisayarım üstün bir bilgisayar değil, normal bir bilgisayar. Ya driverlarınızı düzgün yüklememişsinizdir. Ya Regedit'te bir hata vardır. Kayıt defterini düzeltmeniz lazımdır. Veya Microsoft Firework'ınızı güncellememişsinizdir. Yani en sonunda virüs programınızı da kapatmanız bunların yanında bir artıdır. Hemen kuruluma geçeyim. Bir kere tıklamanız zaten programı komple kurmaya yetiyor. Başka hiçbir şey yapmaya gerek yok. Bu arada masaüstü videosu da yakında gelecek. Soruyorsunuz masaüstü nasıl böyle yaptınız vesaire. Detaylı da anlatacağım. Çünkü bunun tıkladığınız zaman açılmasını yarayan şeyler var vesaire vesaire. Hepsini anlatacağım. Betanet VPN kurulumunu yaptı. Bir kere tıklamanız zaten kurulumu yapıyor. Açalım. Çalışıyor. Çalışıyor. Hemen lokasyon seçelim. Şimdi IP'mi şu şekilde göstereyim size. Kullandığım program Reemitter. Burada zaten isimlerini görüyorsunuz hangi eklentileri kullandığımı. Ben detaylıca zaten açıklamalarını yapacağım. Şimdi adresimiz gördüğünüz gibi bu. IP adresimizi değiştirelim. İnternete de giriyor. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi. Videoyu kısa tutacağım. Çünkü daha Udemy hesapları dağıtacağım. İstek hesapları. Şimdi şöyle bir test yapalım. Bunu Fransa yapalım. Bağlanması bir 20 saniye falan sürüyor. 10 saniye, 15 saniye. Yenileyelim. Evet, gördüğünüz gibi IP'miz değişiyor. İnternete giriyor. Kurulum bu kadardı. Basit. Bir süre kullanabilirsiniz Betanet'i. Çünkü ben sürekli bir program paylaşıyorum. Paylaştıktan sonra kırılıyor. Yayılıyor çünkü. Herkes biliyor. Hani yayılması iyi bir şey fakat programın ana dizine girmeye, değiştirmeye, çalışmaya değil. Programın ana dizindeki bazı kodları değiştirmeye çalışıyorlar. Sonra programlar kırılabiliyor. Kırıldığı zaman yoruma yazarsınız. Yeni sürümünü güncellerim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.